Veri işleme ya da veri ön işleme kısmından arkadaşlar dördüncü başlığımız keşifçi veri analizi. Kaynaklarda EDA diye geçer. Yani Exploratory Data Analysis arkadaşlar açılımıdır. Aslında EDA tek bir yöntem değildir. EDA bir yöntem topluluğudur arkadaşlar. Yani genel bir metottur. İçerisinde bir takım yöntemleri, metotları içerir. Keşifçi veri analizi arkadaşlar, veri setlerini analiz etmek ve özetlemek için kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda veri görselleştirme metotlarını da içerir. Mesela ben bir korelogram, yani korelasyonları içeren bir heat map kullanabilirim. Bunun ne olduğunu daha sonra göreceğiz. Değişkenler arasındaki ilişkileri daha iyi bir şekilde anlamamıza yarayan bir yöntemdir arkadaşlar. Bu işte mesela Pandas, WebMackKinney, işte Python, GUIDO Van Rossum gibi olduğu gibi arkadaşlar. EDA'nın da öncüsü Piner'ı 70'lerde arkadaşlar John Tukey'dir. Hatta John Tukey'nin kitabı da vardır. Dolayısıyla veri analizine baktığımızda keşifçi veri analizi ya da öncül veri analizi arkadaşlar nelerden oluşabilir? Mesela veri temizleme, aykırı değeri analiz etme, veri tiplerin dönüşümü, işte kategori belki ama belki de onun değişmesi lazım. Dağılımlar, çalışacağımız model normal dağılım varsayımı yapabilir. O zaman normalleştirmek belki gerekebilir. Eş ilişkiler ya da korelasyonlar gibi arkadaşlar. Belki feature engineering yani belki katılabilir. Ya da hipotez testleri var arkadaşlar. İçeren genel yönteme verilen isimdir arkadaşlar. Genel bir analizdir. Şimdi bunlara tek tek baktığımızda eksik değer analiziyle yani 5. başlığımız olan eksik değer arkadaşlar analizi ile devam edelim. Ne demek eksik değer analizi? Missing value analysis. Yani arkadaşlar bir veri setinde çeşitli sebeplerden dolayı veriler eksik olabilir. Mesela sensöre bağlıyız arkadaşlar. Sensörden veri okuyoruz. O frame'de veriyi okuyamadık. Olabilir. Veri giren birisi var. Veri giren bir kişi veriyi eksik girdi. Olabilir. Birden fazla veri setim var. Bunları birleştiriyorum. Birleştirirken verinin bazı yerlerinde sorunlar olduğu için bunları alamadım. Olabilir. Ya da veri yanlış ya da feasible değil. Dolayısıyla ben bunu bilinçli olarak koymadım. Eksilttim. None yazdım. Olabilir arkadaşlar. Bu sebepler daha da artırılabilir. Ama olayı kavramak için yeterli sayıda şu an örnek var elimizde. Bu tarz arkadaşlar veri setlerinde makine öğrenmesi modellerinin veri setini işleyebilmesi için eksik değerleri analiz etmeli ve bu arkadaşlar eksik değerlerin doğasına göre uygun önlemler almalıyız. Yani arkadaşlar yani veri yoksa makine öğrenmesi modeli bunu nasıl işleyebilir ki? Sonuçta matematiksel bir metot çalışıyor arkadaşlar işin içerisinde. Ama bazıları arkadaşlar eksik modelleri işleyebiliyor. Bunu handle edebiliyor diyoruz. Yani bunu üstesinden gelebiliyor. Mesela arkadaşlar ağaç tabanlı modeller. Yani forest, tree vesaire modeller arkadaşlar. Çünkü bunlar direkt sınıflandırma yapıyor mesela. Şundan küçükse bundan büyükse diye ayırıyor. Detayını daha sonra göreceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar bazılarına gerek var bazılarına yok. Eksik veriler hakkında ilk bilgiyi Pandas üzerinden daha önce bildiğimiz arkadaşlar dataframe.info komutu ile görebiliriz. Bu komutu hatırlayın. Nullity yani boş olmayan ya da null arkadaşlar. Bakın sayı vardı. Toplam indekste ne diyor? 100 tane girdi var. Yani 100 tane satırımız var. Bakın 100, 100, 100, 100 hepsi güzel. Age'e bir geldik arkadaşlar. 78. 22 tane veri eksik demek. Kabine bir geldik. 20. Demek ki 80 tane veri eksik. Embark'ta bir geldik arkadaşlar. 99. Demek ki bir tane veri eksik. Bakın ilk bakışta görebiliyoruz arkadaşlar. Hocam daha detaylı ve direkt nasıl diyelim sayıları veren bir kod yazamaz mıyız? Yazabiliriz arkadaşlar. Pandas'ta hatırlayın is null
.sum ya da isNA, hani isNA.sum vardı. Hemen çağıralım. Veri çerçevemiz üzerinden bakın. H'te 22, kabinde 80, imbark'ta bir tane veri arkadaşlar eksik olduğunu görürüz. Peki hocam bunu yüzde olarak nasıl göreceğiz? Yani burada anlamak zor. Hani 1 milyon veri varsa 22'si boşsa çok da sorun değil, ya da 80, yani böyle 1 milyonu 80 tölere edilebilir, ama zaten 80 tane veri varsa 80'i boşsa işte bu sıkıntı hocam. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Bunun oranına bakalım. Shape diye bir komutumuz vardı. Shape bizim boyut bilgimizi veriyordu. Bu boyut bilgisini arkadaşlar ilk indeksi bir dizi geliyor ya. Mesela 100'e 12 miydi burası? Evet, 100'e 12. 100 girdi. 12 var arkadaşlar. Şöyle diyelim. DF combine.shape. Bakın bunun ilk elemanı arkadaşlar 100. Yani 100 tane veri var toplamda. O zaman ben ne yapabilirim arkadaşlar? Geldim. isNull.sum'u buradan aldım. Buradan da arkadaşlar shape'i aldım. Sıfırıncı elemanı, yani 100'e böldüm. Bakın. 0.22, 0.80, 0.1. Şu an bir olasılık var arkadaşlar. Aslında olasılığını buldum. Frekansını buldum. Bunu yüzde çarpabilirim. O zaman da yüzdesini bulurum. Bakın şurada çarpı 100 yapmıştım sizin için. Age'in %22'si boş. Kabinin %80'i boş arkadaşlar. Embark'ın %1'i boş olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Eksik değerlerle birden fazla yöntemle arkadaşlar baş etmek mümkündür. Yani çözümü vardır. Birden fazla yöntem vardır. Ama her yöntemi her şekilde aynı şekilde kullanmaktan söz edemeyiz arkadaşlar. Nedir bu yöntemler? Bir, eksik değerleri arkadaşlar çok az mesela. Bakın imbart. Yani bir tanesi eksik 100 veriden. Ya bu silinse de sorun olmaz. Yani %1 kaybım olur. Ya düzeltiyorum. En baktı silersem kötü. Çünkü 99 tane iyi verim var. Bir tane kötü verim var. Yani bir tane verim eksik. Bunu doldurabilirim. Ama kabinde 80 eksik veri var. 20 tam veri var. Ya ben bu kabini doldursam da zaten 80 tane uydurmuş olacağım. Yani verinin 4 katı. Elimde 20 var. Bunun 80. 4 katı. Yani %400 oranında ben bu veriye yeni veri girmiş olacağım. Ama bu da doğru değil arkadaşlar. O zaman mesela ben bu kabini komple silebilirim. Yani burada çok önemli bir şey içermiyorsa bana, ki hani zaten %80'i boş. Çok büyük bir oran. Ama mesela age'e bakıyorum, %22'si boş. Yani ben bunu niye atayım? %78'lik veri var elimde ve bu veri sayısal iki veriden birisi sadece. Yani biri fair bilet ücretiydi, diğeri yaştı. O zaman ben bunu atamam. Embark'ta zaten atmam, bir tanesi eksik. Ama kabini belki silebilirim arkadaşlar. Silinebilir. Bir de özellik olabilir benim için. Eksik değerler fazla olduğunda silinirse veri modelinde sorunlar yaşanabilir demişiz arkadaşlar. Tamam. Mesela bu sebeple ne yapabiliriz? Yani silmek, ama silmek de önemli. Hani dikkat etmek gerekiyor. Her şeyi silemeyiz dediğim gibi. Sıfır ile doldurabiliriz nanları. Ama bu dikkat, bu veriyi bozar arkadaşlar. Ben şimdiye kadar sıfırla doldurmadım. Ama bir yöntem. Ama ben yapmadım. Size kalmış. Ben veriyi bozacağını düşünüyorum. Verinin doğasını çünkü bozuyor. İki arkadaşlar, mean'le yani ortalama, aritmetik ortalamayla, medianla yani ortancayla ya da mod'la, yani arkadaşlar en çok tekrar eden değerse, kategorik değişkense bununla doldurabiliriz. Bu verinin betimleyici istatistiklerini arkadaşlar değiştirmeyecektir. Diskriptif istatistikler aynı kalacaktır. Yani verinin geneli bozulmayacaktır arkadaşlar. Ya da imputer ile arkadaşlar doldurabiliriz. Imputer da bir, aslında kendisi bir makine öğrenmesi modeli. Bunu arkadaşlar eğitiyoruz kendi verimizle. Sonra bu eksik olan yerleri ne geleceğini tahmin ediyor. Mesela simple imputer. K nearest neighbors, yani K en yakın komşu imputer. Stokastik imputer gibi arkadaşlar imputerlar mevcut. Ya da arkadaşlar nanları ayrı bir kategori haline getirip kategorik değişkense bunu da işleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben size bu saydığım 5 yöntemin 5'i içinde analiz bir önceki adımda, şimdi arkadaşlar neler yapabiliriz diye göstermek istiyorum. Nasıl bu işi çözebiliriz? Şimdi burası markdown olsun. Bunu çalıştıralım. Tamam. 1. Arkadaşlar drop NA dersek NA'ları, yani null değerleri direkt siler. Dikkat,
in place eşittir true olmalı. True olmazsa geçici yapmaz, kalıcı geçici yapar, kalıcı yapmaz. Kalıcı olursa arkadaşlar veri tabanı kalıcı olarak değişir. Dikkat. Arkadaşlar sıfırla doldurma. Fill NA diye bir komut var. NA'leri doldur, boşları. NA ile sıfırla. In place true yani veri tabanı değiştir. Eyvallah. 3. Yine fill NA ama NA ile dolduruyorum. Data frame mean ile. Yani arkadaşlar veri tabanının ortalamasını al. Bu ortalama değeri boş yerlere yaz. Ne olacak? Mesela burada H'de 22 boşluk var. Ortalamasını aldın 30. Boş olan her yere 30 yazarsan, yine hepsinin ortalamasını alırsan yine 30. Veri bozulmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla en azından betimleyici istatistikleri özellikle değişmeyecek. Yani bir yana kayma yapmayacak skills. Çünkü zaten yani biraz yapabilir belki ama yine de yapı çok değişmez. Çünkü zaten ortalaması burası. Dolayısıyla ben hepsini ortalamaya üstüne bindiriyorum. Ortalama biraz yükselmiş oluyor. Belki o kadar. Sonra arkadaşlar basıklığı değişebilir. Sonra geldik 4. Df fill NA median. Ortanca değer yükleyebilirim. Ortanca değer arkadaşlar bazen robust yani gürbüz olduğu görülmüştür. Bazı durumlarda. Bu da tercih edilebilir. Ya da işte modla doldurabilirim mesela. Modla doldurmayı pandas'ı anlatırken mod bulmayı göstermiştim. Otomatik mod bulmayı. En çok tekrar eden kategoriyi bulup arkadaşlar. Mesela Southampton'ı bulmuştuk. Direkt olarak fill NA oraya o yazdığımız kodu yazarsak arkadaşlar modla dolduracaktır. Beşincide de imputer demiştik ya. Bakın from scikit-learn.input import simple imputer dedim. Imputer. Bunu indirdim kütüphaneyi. Sonra arkadaşlar missing values değeri none olarak seçtim. NA olabilir. Başka değer de olabilir. Mesela belki sıfırlar missing value'dur. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Bunları belirttikten sonra arkadaşlar stratejiyi seçiyorum buradan. Mesela ortalama değer. Bunu arkadaşlar oluşturuyorum objekti, imputer objektini. Sonra bunu nesneye arkadaşlar fit diyorum. X verisini yani benim şu anki verime fit ediyor. Yani modeli uyguluyor. Eğitiyor arkadaşlar. Sonra fit ettikten sonra transform deyince arkadaşlar bakın x'i transform x girip x çıkıyorum. Yani veriye giriyorum. Dönüştürüyorum. Yani imputerleri boş yerlere giriyor. Sonra ben tekrardan kendisine kayıt ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir simple imputer. Imputer kullanabiliriz. Bunlar hepsi birer eksik veriyle mücadele yöntemidir arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunun için hiç kullanmadım. Herhalde sıfırla doldurmak arkadaşlar. Bunu hiç kullanmadım diyebilirim. Çünkü sıfır yani bias zero inflated data diye bir şey var. Yani birçok şeyi değiştirecektir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şimdi geldik. Duplicated value analysis. Yani eksik veri olabilir, fazla veri de olabilir. Hocam nasıl verinin fazlası olur mu? Şöyle olur arkadaşlar. Aynı veri, aynı satırlar birden fazla mesela 10 yerde yazıyor. Hocam yazsın fazla mal göz çıkartır mı? Çıkartır. Yani niye gerek var ki? Boşa işlem çünkü zaten yeni bilgi taşımıyor. Benim için bu veri setinin taşıdığı bilgi önemli arkadaşlar. Veri seti 100 milyon satırdan oluşabilir ama hepsi birbirine çok yakın değerlerdir ya da benzerdir, duplicated'dır. Bir anlam taşımaz. Veri seti vardır 10 bin değerden oluşur. Hepsi çok distinct yani ayrı böyle feature'ları içinde barındırır ya da özellikleri, paternleri. Onun modeli çok daha genellenebilir olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla veri setinden bazı hatalardan dolayı aynı veri birden fazla yerde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Mesela veri seti birleştirirken diyelim 50'den kestiniz, yeni 50'den başlattınız. Biri E kadardı, biri oradan başlaydı arkadaşlar. Aynı veriyi iki kez yazmış olabilirsin. Mesela ben şöyle yapıyorum bakın size. Pandas'ta NumPy'da arkadaşlar repeat diye bir şey var. Birden değeri bakın df combine.values arkadaşlar array verilerini aldı. İki kez repeat etti. Yani arka arka iki kez yazdı. Satır olarak yazdı. Axis 1 deseydim yan yana yazacaktı. Yani aynı şeyleri böyle yan yana yazacaktı. Burada alt alta yazdık. Axis 0 deyince. Neden? Çünkü biz veriyi tekrar ediyoruz. Değişkenleri değil. Satır sayısını arttırdık. Tekrardan bir data frame oluşturdum. Ona da yeni data frame dedim arkadaşlar. Çalıştırdım. Şöyle bir şey geldi. Şimdi bu nedir? Bakın tipini soralım. DF
Aynı. Bakın arkadaşlar, data frame. O zaman hocam hemen bunu alıp kopyalayalım. Head'ini görelim. Data frames de madem. Bakın arkadaşlar, eksik. Ne eksik? Sütun isimleri yazmıyor. Neden? Ben çünkü zaten burada değerleri gönderdim içeriye. Hocam niye bunu göndermedim? Çünkü arkadaşlar bu NumPy. NumPy repeat'i için bana ne lazım arkadaşlar? Değerler lazım. Bunu gönderdiğim için başlığı yazmadı. O zaman ne yapacağız? Başlığı arkadaşlar. Kaydedeceğiz. Nokta columns. Başlıklar ne eşit olacak? Df combine nokta columns. Yani bir öncekinin başlıklarını eşitledim. Şimdi bakalım. Değişken isimleri eşitledim. Bakın arkadaşlar, birebir her şey tam olarak oturduğunu görüyorum. Hocam. Şimdi burada duplicated veri vardı değil mi? Öyle olduğunu söylemiştim. Mesela 100 veriyi çağırayım. Bakalım. Aa, çok güzel. Bak, çiftledim ya. Alt alta çiftledi arkadaşlar. Brandt, Mr. Owen Harris. Bakın. Cummings, Mrs. John Bradley. Mesela bakın arkadaşlar. Mr. Yusuf Saman. Mr. Joseph. Arnold Franchi. Mrs. Gibi arkadaşlar. Ya da neyse. Miss. Mesela Bridget. O Driscoll. Hepsini arkadaşlar çiftledi. Yani bir alt bir üst, bir alt bir üst verdi. Bunun kesin duplicated olduğunu görüyorum zaten bakar bakmaz. Ama bunu anlamak için arkadaşlar duplicate isimli bir metot var Pandas'ta. DataFrame nokta duplicated yazınca arkadaşlar bakın bize sıfır false, duplicate değil. İki true. He, demek ki arkadaşlar bunda bu arda arda geldiğine göre, bu ikisi olduğuna göre bu arkadaşlar bunun duplicate'si. Bakın 3 2'nin duplikesi 199, 198'in duplikesi. Yani bunlar birbirine arkadaşlar duplicated hali. Toplam 200 veri var. Görmüş olduğunuz gibi. Hocam ben duplicated verileri ne yapacağım? Tabii ki sileceğim. Yani bunun başka bir şeyi yok. Tutmanın bir anlamı yok çünkü yeni veri içermiyor. Hatta makine öğrenmesi modelini yani sürekli meşgul edecek. Bir de tekrardan veri işte işlemeye çalışacak. Aynı işlemi iki kez yapacak. Güzel bir metot var arkadaşlar. Drop duplicates diyorum. Yani duplike olanları drop et. İndeksi ignore edeyim mi? Evet. İndeksi ignore et diyorum arkadaşlar. Ettim. Bakın çağırdım. Görmüş olduğunuz gibi 200 veri vardı az önce. Şimdi 100 veriye indi. Bakın. Hepsi artık tek tek. Yani duplication'lar gitti arkadaşlar. Biz fazla veriyle yani tekrarlı veriyle bu şekilde basit olarak handle edebiliyoruz, baş edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik 7. yöntem olan outlier analiz konusuna. Bu analiz arkadaşlar hani böyle nasıl diyeyim, olmazsa olmaz yani her yerde outlier olacak diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Yani olabilir, olmayabilir. Ama olursa bizi rahatsız eder arkadaşlar. Çünkü veriyi bozar. Verinin performansını düşüren bir olaydır arkadaşlar. Bakın şimdi bununla ilgili bir bilgi vereyim. Geldim buraya. Dedim ki aykırı değerler veri setinde bulunabilen ve verinin geri kalanından istatistiksel olarak sapan değerlere denir arkadaşlar. Bu değerler verinin genelleştirebilmesini bozmakta ve makine öğrenmesi modellerinin doğruluğunu arkadaşlar azaltabilmektedirler. Aykırı değerlerini arkadaşlar Seaborn kütüphanesinde boxplot isimli bir metot var. Bunu çağırarak görebiliyoruz. Veri görselleştirmeyi kullanarak bakın çağırdım. Sorunla niye şey var? Noktalı niye noktamı işareti var arkadaşlar onu söyleyeyim. Çünkü bunu koymazsak başına bilgi geliyor. Bakın eksen diye bir bilgi geliyor. Noktada virgülü koyarsak çalıştırırsak bakın arkadaşlar bu siliniyor. Direkt veri geliyor. Mesela bakın fare'de en sondaki pembe bakıyorum arkadaşlar bilet ücretine. Bakar mısınız? Şurası işte Q2, burası median, burası Q3, burası arkadaşlar maksimum değeri.
Bunun üstünde bakın bir sürü şey var. İstatistiksel olarak bizim outlier olması gereken, bakın mesela verinin hepsi burada. Verinin arkadaşlar belki %90'ı buraya sıkışmış durumda. Ya da 75'i buraya sıkışmış durumda. %25 arkadaşlar şu kalan üst tarafta. Ve bunun da bakın artık limitin de üstünde olanlar var. Mesela şunun outlier olduğu aşikar. Şunun outlier olduğu aşikar arkadaşlar. Şunlar da outlier olarak düşünülebilir ama içeri de alabilirsiniz, duruma bağlı. Ama şunların arkadaşlar 150'de ve 250-270'lerdeki değerlerin artık outlier olduğu aşikar bir değer arkadaşlar. Demek ki bak bunlar benim verimi bozacak. Yani 250'deki 300'deki tek bir değer ya da 500'deki tek bir tane değer benim ortalamamı belki onu yükseltecek. Benim arkadaşlar bunun üzerine şey yapmam lazım. Sadece hocam H'de mi? Şey Fair'da mı? Yok. Mesela H'de de var değil mi? Aykırı değerler. Bakın en üst değerin üstünde işte minimum değer, maksimum değer, 25 ilk çeyrek, ikinci çeyrek, medyan, üçüncü çeyrek arkadaşlar. Bakın burada üzerinde çizerken bunun aslında bir outlier olabileceğine dair arkadaşlar bir izlenim oluşturuyoruz. Aynısı sibling spouse ve parent child'da da geçerli. Hemen hemen hepsi arkadaşlar sıfırıncı ya da birinci kategoride, diğerlerinden çok çok az eleman var. Hatta hatırlarsanız önceki derslerde bunu tek tek kategorileri gördüğümüzde dikkatimizi çekmişti. %99'ları 0, 1 değildi, 2 değildi. 3, 4, 5, 6, 7, 8'de 3'er 5'er tane çok az vardı. Arkadaşlar, aykırı değer analizini peki nasıl yapabileceğiz? Hocam çizdik de biz bunu istatistiksel olarak, matematiksel olarak nasıl bir parametreye dökeceğiz? Bunun birden fazla yöntemi var arkadaşlar. Yani algoritmik olarak aykırı değer analizi için birden fazla yöntem var. Mesela görsel, az önce çizdik. Buradan kesersiniz arkadaşlar. Dersin ki şu değeri bulursun. İşte 70 bin mesela, 70'ten sonrasını sil. Ya da işte buradaki de 70'e benzeyen bir değer, 70-80, ondan sonrasını sil diyebilirsin. Mesela ya da Z skoru var arkadaşlar. Z bunu bir Gauss dönüşümü yaparsın, Z dönüşümü. Bu dönüşümün işte 3'ten büyük olanları silersin. Bu 0-1, 0 ortalamalı bir varyanslı bir veri olarak düşünürsün. Normal, standart normal veri olarak. Bir yerden sonrasını silersin arkadaşlar Z'deki değerinin. Eşik değer bilgisi. Mesela ben bu eşik değeri kullanıyorum genelde. Şöyle yapıyorum. Mesela maksimum değeri 75 ya. Bunları silersen veriyi kaydedeceğim. Kaybedeceğim. Belki çok veri var. Diyorum ki ben en büyük değer 75'ten büyük olmasın. Dolayısıyla arkadaşlar clamping diyoruz buna. Yani burada limitliyorum. Bunların hepsini 75'e geri çekiyorum. Bu da 75, bu da 75, bu da 75 değerler atıyorum. Hepsini arkadaşlar maksimum değeri geri atıyorum. Dolayısıyla maksimum olduğunu biliyorum. Büyük olduğu değerini kaybetmiyorum. En büyük veri bu. Ama outlier kadar da uzakta olup da verimi bozacak bir şey değil arkadaşlar. Onu içeri çekiyorum. Gibi işte EQR aracıyla yani interquantile range aracıyla arkadaşlar aykırı değerleri istatistiksel olarak yakalamak mümkün. Hocam interquantile range ne demek? %75'lik dilimi alıyorsun Q3'ü. %25'lik dilimden çıkartıyorsun arkadaşlar. Şu aradaki dilim aslında. Şurada görmüş olduğunuz mavi, şurada görmüş olduğunuz kırmızı, şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar pembe alan aslında EQR alanı. Şunun buna karşılık değer uzunluk. Şuradaki uzunluk Y eksenindeki. Büyüklük arkadaşlar EQR değeri. Hocam peki üst eşik yani upper bound nasıl belirliyoruz? Q3 %75'in üstüne arkadaşlar şu aralığın 1,5 katını ekleyip belirliyoruz. Aslında bayağı geniş bir alan değil mi? Şu Q3 değeri bunu aldık. Şu aradaki uzunluğun 1,5 katını arkadaşlar çarptık. Bunu ekledik. Şuraya bir yere geliyor işte. Alt eşiği de arkadaşlar ne yapıyoruz? Q1 burası. Şunun alt değeri. Şu aralığı 1,5'la çarpıp bundan çıkartıyoruz arkadaşlar. Alt eşiği de böyle buluyoruz. Sonra arkadaşlar bunun üstüne kalanlar, üst eşiğin üstüne kalanlar aykırı değer. Alt eşiğin altında kalanlar da aykırı değer olarak geçiyor. Hani matematikteki aklıma benim hep şey geliyor. İnfimum, supremumlar geliyor. Ya da min max değerleri geliyor. Bunları görünce arkadaşlar. Aykırı değerleri bulduktan sonra silebiliriz. Ya da bunları işte dediğim gibi benim mesela tercih ettiğim eşik yöntemi, eşik değerleriyle doldurabiliriz arkadaşlar. Böyle olunca veriyi kaybetmiş olmuyorum. Sadece normalleştirmiş hani diğerleriyle eşit bir yere çekmiş oluyorum. Şimdi bir tane data frame 2 oluşturuyorum. Arkadaşlar copy metoduyla. Çünkü üzerine işlem yapacağım. Ana şeyi bozmak istemiyorum.
Mesela fair'de çok fazla aykırı değer var ya. Fair üzerinden gideceğim bu yüzden size. Fair üzerinden anlatacağım. Bakın kodu yazıyorum tek tek. Q1. Birinci range'i buluyorum arkadaşlar. Nedir bu? Df combine 2. Sonra kaydettim zaten. O yüzden arkadaşlar. Bir dakika. Df combine 2'yi kullanmayacağım. Df Combine'ı kullanacağım. Df Combine 2'yi silmede kullanacağım arkadaşlar. Combine 1'i eşik atarken ataması için kullanıyorum. Bunu yazmış olalım. Şimdi neydi fair fare? Fair'ı seçtik. Nokta quantile diyoruz arkadaşlar. Quantile. 0,25 yani ilk çeyreği seçmiş olduk. Bakın hiç hata vermedi. Çok güzel. Bunu aldım. Kopyaladım. Üçüncü çeyrek arkadaşlar. Q2 %50. Q3 %75. Q4 olsa o da maksimum yani %100 olacak düşünürseniz. Bakın Q1 ile Q3'ü buldum. İsterseniz bastıralım. Q1 bakın 8,05. Q3 de arkadaşlar 32. Bakın fair burada bir yerde. Q1 arkadaşlar 8. Q3'te kaçmış 32 yani buralara geliyor bakın 32'ye gerçekten geliyor yaklaşık olarak. Şu değeri ve şu değeri buldum. Şimdi ikisi arasındaki farkı alırsam şurada fair'deki arkadaşlar değişkenin uzunluğunu bulacağım. Şu pembe alanın uzunluğunu bulacağım y eksenindeki karşılığını. Orada IQR diyeceğim. IQR eşittir. Q3 eksi Q1 arkadaşlar. IQR'a bakalım kaçmış. O zaman 24'lü bir şey gelecek. Üst sınır neydi? Q3 artı 1,5 IQR. Alt sınır arkadaşlar Q1 eksi 1,5 IQR olduğunu yukarıda komut olarak vermiştim. Hocam bunları basalım mı? Hadi basalım. Print F diyorum arkadaşlar. Yani print F setting yazıyorum. Bakın ne oldu? Alt sınır eksi 28, üst sınır 68. Hocam alt sınır çok aşağıda. Evet olabilir arkadaşlar. Yani bunun hesabı bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bizi alt sınır çok etkilemeyecek aslında. Üst sınır etkileyecek. Çünkü bizim alttaydığımız daha çok üst sınırda. Ya bu altta da olabilir. Mesela ücret eksi olamaz. Ama eksi olsaydı mesela yaş da eksi olamaz ama başka bir şey eksi olabilirdi arkadaşlar. Nasıl burada 250-300 lira gittiyse orada da aşağıya da inebilirdi. Yani çift yönlü de olabilirdi. Simetrik de olabilir. Ama burada olmadı. Olmaması demek olmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdi arkadaşlar eşik değerleri nasıl sınırlıyorum? İlk önce şeyleri bulalım bakın. Küçük olan değerleri bulalım. Hatta şu al. Şunu alayım. Üste çıkartayım. Arkadaşlar. Hatırlayın. Şunu çalıştıracağım. Ne gelecek? Bir seri geldi arkadaşlar. Lock dedim. Seçim yapıyorum. Label best location. Label ne arkadaşlar? Combine fair verisinin altısından küçük olduğu yerler. Bundan sadece fair'i seç dedim. Boş geldi. Niye? Çünkü -28'den küçük olan ücret yok. O yüzden gelmedi arkadaşlar. C dedim, B dedim, yapıştırdım. Şimdi buna şey diyeceğim. Büyüktür üst sınır. Üst sınırdan büyük olanları seçeceğim. Bakın şimdi gel. Şimdi de bir şeyler geldi. Yine bir seri geldi. Tamam. Şimdi şunları çalıştır. Aa, niye gelmedi arkadaşlar? Çünkü az önce yanlışlıkla bunu çalıştırdım. O yüzden gelmedi. Şunu tekrardan data frame'i Combine'ı kopyalamam lazım. Neredeydi? Data frame combine. Üstte bir yerdeydi, değil mi? Şurada. Shift Enter'a bastım arkadaşlar. Combine ettim. Şimdi drop etmeme gerek yok. Çünkü şu ikisini konket dedim mi? Dedim. Şunu tekrardan drop edelim, çalıştıralım. Tamam, sorun yok. Shape'ine bakalım. %12. Geldik. Eksik değer analizi yaptık ama hiçbir şey silmedik. Şimdi yeni değer yükledik. Sorun yok. Duplike ettik. Duplike'den verileri sildik arkadaşlar. Yeniden çizdim. Tamam aynısı geldi. 2'yi kaydettim.
1'de çalışıyorum. Değerler aynı. Alt sınır, üst sınır aynı arkadaşlar. Bakın şimdi buldum. Yine buldum. Ha bakın alt sınır yok. Niye yok? Çünkü -28'den küçük yok. Ama bakın 68'den büyük var. Zaten biliyorum. Bakın şunların hemen hemen hepsi 68'den büyük şu değerler. Bak 71, 263, 146, 263 bir sürü değer var arkadaşlar 68'den büyük. Bakın bunlar mesela üst sınır. Kaç tane değer var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane değer var toplamda arkadaşlar. Ben bu 9 değeri silip eksiltebilirim. Ama ne yaptım? Dedim ki en üst değer arkadaşlar yani burada limitle hepsini 68.26 yazacak. Şuradaki değeri yazacak şunun hepsine. Dolayısıyla arkadaşlar hepsini şu maksimuma çekmiş olacak. Hepsi maksimum maksimum ama izin verilen değerlerin yüksek olması olamayacağı için en yüksek değerde kalmışlar arkadaşlar. Mesela bir göstergeniz var diyelim. Sıcaklık gösteriyor arkadaşlar. En fazla eksi 5'e kadar gösterir. Şey diyelim artı 50'ye kadar göstersin. Çöle gittiniz 60 derece. Ama gösterge 50 gösteriyor. Göstergenin 50 göstermesi demek havanın 50 olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü hava aslında 60 derece ama gösterge bunu gösteremiyor. Buna göre tasarlanmamış sonuçta. Biz de bunu 50 varsayıyoruz ya da 50'den büyük de olabilir mesela. Böyle arkadaşlar olduğunu söylüyoruz. Bunu yaptım. Çalıştırdım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bakalım olmuş mu? Tekrardan bastırıyorum. Boxplot'ta. Bakın. En yüksek değer arkadaşlar 68. Hiç aykırı değer kalmadı. Outlier'ların hepsini arkadaşlar ortadan kaldırmış oldum. Hocam silebilir miydim? Silebilirdim arkadaşlar. Silme işlemi de yapabilirdim. Onu da söyleyelim. Size de şey uyuma bırakayım arkadaşlar. Nasıl sileceğimizi göstereyim. Data Frame 2'de. Size de Age için yapmanızı isteyeceğim ödev olarak. Bakın 112. Boxplot'a basıyorum. Aynısı gelmesi lazım. Evet bakın outlier'lar duruyor hala. Hocam hadi silelim. Arkadaşlar kod biraz uzun gelebilir ama aslında mantığı basit. Data frame'e gir. Sağ taraftayım. Data frame'e girdim. İçerisinde fair'i bul. Buldum. Üst sınırdan küçükleri seç. Ve alt sınırdan büyükleri seç. Yani işte ne neydi? Alt sınır burada bir yerde. Eksi 28. Üst sınır nerede arkadaşlar? 68. Aradaki hepsini seç. Üst alt sınır arasındakini. Ondan sonra bunu arkadaşlar veri tabanına kaydet diyorum. Bakın bu kadar basit. Bunu veri tabanına kaydediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi shape'ine bakalım. Eğer büyük değerler vardı. Kaç tane? 11 tane, 9 tane büyük değer vardı. Şu yukarıda 1, 2, 3, 6, 9. Bakın 9 tane aykırı değer var. Veri seti 100'düydü. Toplam 100 değer vardı. 100 tane gözlem vardı. İndim bakın 91 değer kaldı. Üstündekileri sildim arkadaşlar. Attım. Şimdi yeni veri setinin çizimine bakayım. Bakın arkadaşlar hangi değerleri attım? Şu T çok yukarıda olanları attı. Şunları, şunları, şunları attı. Ama şurada birkaç tane bakın kaldı. Neler? Bunlar 68'den küçük. Benim o IQR hesabıma göre arkadaşlar bunlarda bir sorun yok. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar kaldı. 68 civarında olanlar. 70'ten onlar. Küçükler kaldı arkadaşlar. Şimdi ben size bir uygulama bırakıyorum. Outlier analizi ve eşik değer atamasını H değişkenine uygulayarak boxplot ile öncesi ve sonrasını kıyaslayınız diyorum. Böyle bir uygulama bıraktım sizlere. Şimdi gelelim 8'e. Yani korelasyon. Benim çevirmemle eş ilişki. Ama teknik terim bu olmayabilir arkadaşlar. Korelasyon olarak korelasyon analizine bakarım. Ne demek bu? Tamamen istatistiksel bir deneyim var, şey deyim. Ben dediğim gibi burada Pearson korelasyon katsayısını alıyorum. Pearson korelasyon katsayısı -1 ile 1 arasında oluyor. Eğer 1 ise
pozitif yönde %100 ilişki var. Yani biri artınca diğeri de hep artıyor. Eksi bir ise ters yönde %100 ilişki var. Biri artınca diğeri hep azalıyor. Ya da biri azalınca diğeri hep artıyor. Sıfır ya da sıfır etrafı neyse arkadaşlar, birinin artıp azalmasından diğeri artıp azalmıyor. Denilebilir. Başka tabii şeyler de var. Katsayılar da var arkadaşlar. Hani bu Pearson katsayısı. Şimdi arkadaşlar bu analiz nasıl yapılır? Öncelikle korelasyona bakmam lazım. Sonra arkadaşlar birbirleriyle mesela yüksek korele değişkenler varsa, mesela ikisinin değiş arkadaşlar öyle bir şey ki mesela korelasyonu 0.90 yani %90 0.9 %90 değil de 0.9 korelasyon katsayısı. Yani bu veri artınca diğeri de hep artıyor. Bu azalınca bu da hep azalıyor. O zaman ben bu ikisini veri makine öğrenmesi modelinde yüklemeye çok gerek yok. Elimde de 15 tane 20 tane değişken varsa arkadaşlar bundan birini silebilirim. Yani neden? Çünkü yeni bir bilgi taşımıyor. Çok küçük bir veri taşıyor. Ama mesela 1 milyon satırı var. Yani o zaman işleri çok zorlaştıracak benim için. Arkadaşlar buna bakmam gerekiyor. Bunun analizini yapmam gerekiyor. Şimdi şeyi seçtim. DF-CSV uzantı arkadaşlar. İlk veri setimi seçtim. Yüklediğim ilk veriyi. Neymiş? Bakın Titanic Train. Titanic arkadaşlar veri seti. Farklı veri setlerine çalışmak adına bunu yapıyorum. Sürekli değiştiriyorum farkındaysanız. Arkadaşlar burada Select D-Types diye bir şey var. Data tiplerini seç. Neyi seç? Number olanı. Ben size Pandas'ta bunun yakalanmasını göstermiştim. Integer ya da float olanları. Bu da arkadaşlar işte number yani float olan şey integer ya da float olanları çekiyor. Neden? Çünkü korelasyon analizi yapabilmem için sayısal değişken olması lazım. Ki biri artıyor mu azalıyor mu sayılardan bakabileyim. Nokta core dediğimde arkadaşlar direkt olarak bir korelasyon matrisi oluşturuyor. Bakın şöyle var core yazsak ne çıkacak? Bakın bir matris çıktı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki burada 7 olacak. 7'ye 7'lik arkadaşlar matris. Bakın değerler yazıyor. Aslında bunların hepsi korelasyon değeri. Bir değişkenin kendisiyle korelasyonu arkadaşlar 1'dir. Yanlış hatırlamıyorsam bunu otokorelasyon diyorduk. 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla kendisiyle korelasyonu. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da mesela parçla, parent child'la sibling spouse arasında 0.41'lik bir korelasyon var. Bence yüksek sayılabilir arkadaşlar. Bir kole durum mevcut. Hocam bunu bir de görselleştirsek. Hani böyle heat map diye bir şey var. Isı haritası. Isı haritası yapsak olur mu? Olur arkadaşlar. Bakın ilk önce direkt şöyle bir ısı haritası yapalım. Basitleştiriyorum. Şunları da sildim. Arda'daki arkadaşlar korelogram gibi bir şey geldi. Arda direkt core deyince korelogram geliyor. Böyle araya verileri verince bakın şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Neymiş bakın bir korelasyon yüksekse açık bir renk verdi. Açık ten rengi gibi bir renk tam bilmiyorum. Zaten bir değişkenin kendisiyle korelasyonu bir olmak zorunda. Bunda sorun yok. Değişken değişirken kendisiyle değişecek. Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar yüksek değil ama mesela bakıyorum. Bu da 0.8. Ya aslında tam da anlaşılmıyor gibi ya. Açık renkler arkadaşlar. Ne kadar açıksa korelasyon o kadar fazla. Pozitif anlamda. Çok açık değil. Demek ki korelasyon çok yüksek değil. Ama kırmızılar bakın 0.4-0.5 seviyesinde. Bak şu yüksek. Survived da fair. Çok ilginç. Demek ki siz yüksek bilet fiyatı verdiyseniz hayatta kalmanız yüksek. Bunu kadınlardan hatırlıyorum. Pandas grup baylarda. Ya da ileri seçim işlemlerini hatırlıyorum. Kırmıştım bunları. Bakmıştım. Gerçekten öyle arkadaşlar. İlginç. Mesela bu da bunlar da biraz yüksek sayılabilir ama mesela şu daha kırmızı. Şu ilginç yani. Şu da kırmızı. Sibling spouse olanların arkadaşlar parent child'da varmış. Yani eşi ya da abla kardeşi olanlarının annesi ya da çocuğu da babası da varmış. Mantıklı. Demek ki ailecek seyahat ediyorlar. Bakın bu da yüksek. Hocam bunu daha güzel gösterelim. Olur arkadaşlar. Color map diye bir fonksiyon var. Cmap reds yani kırmızıları seçtim. Green, blue da olabilir. Şimdi şu initiation turu kısmını olmadan alalım. Bakın arkadaşlar çalıştırdım. Rengi değiştirdi görmüş olduğunuz gibi. Koyu kırmızıdan, bordo koyudan. Koyu bordo olan arkadaşlar açığa doğru indi. Renk değişti. Şimdi daha görülebilir. Mesela turuncu var yine burada. Hocam bir de
Az önce NH turu yazıyordu, NH yaşım turu. O daha güzel arkadaşlar. Bakın üstüne şeyleri de verdi. Şu matristeki değerleri de yazdı. Matrisi de yazabiliyorum arkadaşlar. Hem sayısal hem de görsel olarak artık görebiliyorum. Yani oldukça güzel. Hocam reds mesela greens yazamaz mıyız ya da blues? Yazın arkadaşlar, bir sürü katı map var. Bakın blues. Hani RGB'den direkt biliyorum. Bakın greens. Yeşilin tonları. Yani tek ton olunca anlaması daha kolay olabilir arkadaşlar. Bakın kırmızının tonları genelde ısı haritası olduğu için hani ısıyla ilişkili dikkat çekici olabilir. Bakın şu ilginç. P class ile Fair arkadaşlar. -0.5, 0.55 yani ters Kore'de, çok ters Kore'de. Ücretli sınıf. Ücret arttıkça sınıf düşüyor. Neden? Birinci sınıf yani ücret arttıkça sınıf 1'e geliyor. Ücret azaldıkça sınıf artıyor yani 3'e gidiyor. Bakın arkadaşlar büyük bir korelasyon burada da mevcut. Bundan arkadaşlar çok büyük korelasyonları silebiliriz. Bu bize kalmış bir durum. Arkadaşlar. Şimdi geldik bir sonraki adımımıza. Yanlış hatırlamıyorsam 9. adım olması lazım arkadaşlar. Evet 9. Değişken dönüşümü. Yani encoding. Ben değişken dönüşümü olarak çevirdim bunu. Arkadaşlar bu hepsi uzun bir konu. Bu da çok uzun. Ben burada hani temelleri olarak vereceğim. Hepsi oldukça güzel. Böyle üzerlerine kitap yazılan konular arkadaşlar. Bir sürü eğitim var. Direkt bu konular hakkında bile eğitim var tek tek. Şimdi encoding ne? Makine öğrenmesi modellerinin çoğu arkadaşlar kategorik değişkenleri oldukları gibi işleyemezler. İşte CatBus demişim. CatBus işler. Zaten kategorik bus algoritim. CatBus işleyebilir. Ama çoğu işleyemez arkadaşlar. Çünkü makine öğrenmesi modelleri arkadaşlar matematiksel değerlere ihtiyaç duyar ki işte MSY, RMS ya da işte F1 Score vesaire bunlar üzerine çalışabilsinler, metrik üretebilsinler, optimize edebilsinler. İşte gradient boosting yapabilsin, backpropagation yapabilsin vesaire. Bu sebeple bizim kategorik değişkenlerin özelliklerini kaybetmeden sayısal değişkenler formatından yazabilmeliyiz. Hocam karışık mı? Değil. Zaten daha önce gördük aslında. Mesela ne diyoruz? Survived. 0-1. Aslında yes, no demek. Survived, yes. Hayatta kaldı. No, maalesef, unfortunately, hayatta kalmadı, öldü. Yani dolayısıyla Survived 0, öldü. Survived 1, hayatta kaldı. Bakın yes, no'yu 0-1'e kodladık. İşte bu bir encoding arkadaşlar. Binary encoding. Bunun adı. Çift olduğu için. Şimdi bu tarz birçok encoding var arkadaşlar. Neler bunlar? Hocam label encoder. Etiket dönüştürücüsü. One hot encoder. Dummy'sı var. Dummy olmayanı var. Frekans çevirici. Ordinal encoder. Eğer kardinal değişkenler arasında sıralama varsa 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye atıyor arkadaşlar. Mesela gibi. Daha fazlası da var encoder. Mesela mean encoder. Boklama yerini söylüyorum burada olmayan. Ama arkadaşlar bunlar arasından ben en çok kullanılanı size göstereyim. En çok kullanılan iki tane de bahsedebilirim. Aslında binary encoder, dummy encoder, one-hot encoder arkadaşlar birbirine benziyor. Hatta aynı diyebiliriz birbirinin özel halleri ya da. Şimdi eğer kategori seviyesi düşükse yani 20-30 tane kategori yok da mesela 3 tane kategori var. Yani buradaki örnekte ne demişiz? RGB renk uzayı mesela 3 tane kategorisi var. Ya da işte yukarıda ne vardı? Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, dört çocuk, beş çocuk, altı çocuk ya da hiç çocuk. 6-7 tane var arkadaşlar. Yani kategori sayısı 10, 20, 30, 40 değilse daha düşükse 5 mesela mertebesinde genelde o zaman one-hot encoder'ı kullanalım. Çünkü kategori sayısı büyüdükçe arkadaşlar değişken sayısı büyüyor. Buna da şey diyoruz, curse of dimensionality diyoruz arkadaşlar. Yani o kadar büyüyor ki değişken sayısı belki 100, belki 1000 olacak. Yani bu da makine öğrenmesi modelinin hani performansını düşüren bir etki arkadaşlar. Bunu da şöyle açıklamışım. Kategori sayısı büyüksekse modelin boyutu çok büyüyecektir demiş mesela. Şimdi kırmızı, yeşil, mavi 3 tane kategorim varsa arkadaşlar one-hot encoder'a sokarım. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi veride kırmızı yazıyor ya.
Kırmızı yerine arkadaşlar kırmızıyı 1-0-0 olarak kodluyor. Yeşili 0-1-0, maviyi 0-0-1 olarak kodluyor arkadaşlar. Kırmızıyı buradan değişken olarak alıyor, gidiyor satır olarak alıyor arkadaşlar, gidiyor buraya değişken olarak kırmızı, yeşil, mavi diye 3 tane değişken atıyor. Kırmızı geldiğinde kırmızıya 1, yeşille maviye 0 diyor. Yeşil geldiğinde kırmızıya 0, yeşile 1, maviye 0 diyor. Maviye geldiğinde arkadaşlar kırmızıya 0, yeşile 0, maviye de 1 diyor. Ben böylece yeşili, kırmızıyı, maviyi birbirinden ayırt etmiş oluyorum. Ama arkadaşlar zaten ben burada bakın bir tane değişken fazla. Bu binary bir sınıflama. Yani binary encoding'de 2 tane varsa yine 0-1 ile çalışır. Ben 2 bitle arkadaşlar 4 sayı gösterebilirim. Nereden biliyorum? 2 üzeri 2 eşittir 4. Yani nedir bunlar arkadaşlar? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bakın 2 tane bitle ben 4 farklı değişken gösterebiliyorum. Mesela buna kırmızı dersin. Buna mavi, yeşil dersin. RGB. Buna mavi dersin. Hatta bak bir tane boşta bile kalıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buna da ne olsun? White. Mesela beyaz derim. Şunu şey yapıyorum. Markdown'a çevireyim. Böyle kalsın. Markdown olmadı. RAW olsun. Böyle kalsın arkadaşlar. Dolayısıyla burada benim 3 tane değişken kullanmama gerek yok. Çünkü biri fazladan duruyor. Ben burada arkadaşlar bir değişkeni sildim. Mesela maviyi sildim. Niye? 0, 0. 1 ya mavi. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın 1, 0'da kırmızı. 0, 1'de yeşil. Mavi de arkadaşlar 0, 0 oldu. Zaten ikisinin 0, 0 olduğu yerde hatırlarsanız mavi. 4 tane olsaydı o zaman hani belki 1, 1 de olabilirdi. Gerçi 1, 1 olmayacak. Her zaman 1, 1 olacak. O zaman 0, 0'dan kurtuluruz arkadaşlar. Hep şuradan. 0, 0 o yüzden sildim. Çünkü gerek yok. Kırmızı da 0, yeşil de 0 ise 3 tane değişkenim varsa o zaman geriye sadece mavi kalıyor. Başka da şansım yok. Bakın hemfikir miyiz? Kırmızı var, yeşil var, mavi var. Birini sildim. Kırmızı üstteki 1. Şu kırmızı 1. O zaman yeşil 0 olmak zorunda. Yeşilse arkadaşlar kırmızı 0, yeşil 1 olmak zorunda. İkisinde 0 ise zaten bir tane değişkenim var geriye kalan, o da mavi. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada tıklarımda daha güzel. Aslında ben bunu tek tek size göstermişim ama render edince bunu bozmuş. Bakın kırmızı, yeşil, mavi. Şunu silince zaten ihtiyacım yok. İkisinin sıfır olduğu yer mavi oluyor. Buna ekstradan ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. Burada dummy trap. Dummy variable trap'ten kurtuluyoruz arkadaşlar. Böylece bir tane değişken azalıyor. İyi. Boyut azalıyor. Eğer değişken tipimiz arkadaşlar ordinal ise, dediğim gibi bir şey varsa mesela label encoder ya da ordinal encoder kullanabiliriz arkadaşlar. Amaç ne? En yüksek dereceye en büyük sayı veriliyor. Mesela doktoraya 6 dedik. Yüksek lisansa 5. Üniversite okumaya 4. Liseye 3. Ortaokula 2. İlkokula 1. Anaokuluna 0. Bakın tam denk geldi. 0'dan 6'ya arkadaşlar. Bu şekilde bir sıralama yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben size burada bir ne yapayım arkadaşlar? Bu encodingleri içeren birkaç tane görsel ekleyeceğim buraya. Şu Mark'tan. 3 tane görselim var. 3 tane kopyaladım toplamda. Arkadaşlar sizlerden bunları incelememizi şöyle koyalım. Bu bir olsun. Şöyle koyalım. Bu biraz uzun. Bunu bir kendi kesmeye çalışıyorum. Küçültemedim.
O zaman şuradan alayım. Bu da arkadaşlar 3 olsun. Şimdi bunları render edeyim, çalıştırayım. İlk çalıştı. Render ettim, ikinci çalıştı. Render ettim. Üçüncü çalıştı arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir benim şeyim var. Benden veri görselleştirme ile ilgili ders alanlar ya da daha sonra alacaklı olanlar arkadaşlar görecekler ya da gördüler. Penguin veri seti var. Bunun üzerinden bir veri görselleştirme eğitimi yapmıştık ya da yapıyor olacağız. Bunlar arkadaşlar species, tür, island, ada, sex, işte penguin cinsiyeti gibi veri tipleri var. Bunlar arkadaşlar S-type. Tipini değiştiriyoruz, kategori yazıyoruz bunlara. Çünkü kategori yaz, yani aslında bunlar object normalde. Yani bunu kategori olarak kodlamamız gerekiyor ki burada arkadaşlar sonra kategorik dataya oluşturacağız. Bakın kategori olarak seçtim. Sonra bütün veri tiplerini çağırdım. Bunu arkadaşlar işte veri görselleştirmede görüyoruz bunları. Species kategori oldu. Island kategori oldu. İşte bunun flipper yani şeyinin kolunun yüzgeçinin uzunluğu, işte burada gagasının uzunluğu, derinliği, vücudunun kütlesi, bir de arkadaşlar cinsiyeti var. 3 tane kategori, 4 tane float sayısal değişkeniniz var. Sonra arkadaşlar sayısal değişkenleri düştüm. Bakın değişken olarak axis 1'de geriye kategorik data kaldı sadece. Bunu niye yaptım arkadaşlar? Burada label encoding yapacağım. Cat.codes'u kullanmak için kesinlikle ve kesinlikle burada kategori yazıyor olması lazım D-type'ında. Object yazar mı hocam? Olmaz. Hocam hani object kategoriydi ama burada kategori yazması lazım. Hocam işte object'in dışında başka bir şey yok muydu? Vardı. Mesela string'ler yine object'di gerçi. C var, bool var hocam. Bool olur mu? O da olmaz. Kategori yazması lazım arkadaşlar. Burada tipini S-type olarak kategoriye değiştireceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar geliyorum bakın. Categorical data.catCodes. CatCodes. CatCodes arkadaşlar bunları attım. Bakın ne yaptı? Kategorik kodlama yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla bakın Adeli penguen türü var ya. Penguen türü Adeli ise 0 yazdı. İşte Bergen vardı galiba ona 1 yazacak. Belki bir şey daha vardı onu arkadaşlar 2 yazacak penguen isimlerine. Şu an türlü isimlerini hatırlamıyorum. 0, 1, 2 diye kodladı bunları. Bakın burada island, Torgersen'di. Torgersen adasını hep 2 dedi. Mesela cinsiyet, male, male'e 1 dedi. Female'e 0 dedi arkadaşlar. Bizim için bunu otomatik yaptı. Bakın tek satırla cat.codes dedim. Çünkü kategorik data.cat.codes. Bakın arkadaşlar Adelie pengueni, Gentoo pengueni, Chinstrap pengueniymiş. Şimdi hatırladım. Üstte de yazıyor. Sıfıra Adelie demiş. Gentoo'ya 1 demiş. Chinstrap'e 2 demiş. Mesela species'te. Tek satırla bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Label encoding'de. Ben şimdi bu veri setini yüklemek istemedim. Dediğim gibi benden veri görselleştirme dersinde bunlara değiniyorum. Yani değindik. Bu tiplere hepsine değindik arkadaşlar. Bir de geldik arkadaşlar. Diğer bir tür olan one hot encoding'e. Bu da şunu yapıyor aslında. Bakın Adelie, Chinstrap, Gentoo'ya. Adelie ise arkadaşlar Adelie'ye 1 diyor. Chinstrap de Gentoo'ya 0, 0 diyor. İşte eğer penguen Chinstrap ise Adelie'ye 0, Chinstrap'e 1, Gentoo'ya 0 diyor. Penguen arkadaşlar Gentoo ise Gentoo'ya 1, diğerlerine 0 diyor. İşte bu one hot encoding arkadaşlar. Bunu pandas'ta get dummies ile yapabiliriz. Burada drop first var. Drop first'ü tur yaparsak arkadaşlar o zaman bir tanesini silecek bizim için. Mesela ben size bunu yapayım. Arkadaşlar gerçeklere göstereyim. Bakın CSV'de ne varmış bizim? Bakıyorum. Değişkenler, objeler belli. Nesneler belli arkadaşlar. Mesela burada P class var. Integer tipte ama aslında integer değildi hatırlıyorsunuz değil mi? 0, 1, 0, 1 falan yazıyor. Mesela bunda one hot dummy encoding yapalım arkadaşlar 0, 1'lere. Dedim ki OH demek one hot encoder demek. One hot encoder yazdım yeni data frame'e. Get dummies. Dummies'leri al. Ne yap? Veri tabanı bu. Sütunlar P class sütunu. Şurası. Üstteki ikinci sütun. Bunu arkadaşlar encode işlemi yap. Drop first. Yani ilk elemanı da sil. Bakın şimdi P class'ta kaç tane kategori vardı? 3 tane. 1, 2, 3 yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çalıştırdım arkadaşlar. Yeni data frame'in header'e bakıyorum. Bak P class 2. P class 3 diye bir şey geldi. Gördünüz mü? Hiç olmayan bir şeydi bu. P class'ı aldı arkadaşlar.
Passenger class ne yaptı bakın? False true yaptı. False false, false true, false false. Yani arkadaşlar false false ne demek biliyor musun? 2 değil, 3 değil. O zaman bu 1. Birinci sınıftaymış bu kişi. Bu arkadaşlar. Şu arkadaş birinci sınıftaymış. Şöyle yapalım. Görelim. DF CSV one hot encoding eşit P class arkadaşlar geri yüklüyorum. Eşittir DF CSV'deki P class. P'si büyüktür diye hatırlıyorum. Çalıştırdım. Tamam, sorun yok. Şunu şuradan alıp alta getiriyorum. Bunu sırf görmeniz için yaptım arkadaşlar. Bakın. Son 3 tura bakıyoruz. P-Class. P-Class 3, P-Class. Normalde class'ı kaç? 3'tü. Ne yaptı arkadaşlar? Class 3'e true dedi. Class 2'ye false dedi. Normalde class 1 de olsa class 1'e false diyecek. Class 2'ye false diyecek. Class 3'e true diyecekti. Ama dummy trap'ten kurtulmak için get dummies'di arkadaşlar. Drop first true dedim. Bir yerini sildi. Şu yukarıdaki örnekte bakın drop first yok hiç. Bundan bahsetmiyor bile. Drop first demezsek arkadaşlar bakın silmedi. Ama buna gerek yok. Fazladan bir tane değişken tutuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buna gerek yok. Bakın birinci class, first class. Böyle bir şey var mı? İkinci şuraya bakıyorum satıra. Class'ı first. P class 1 diye bir sınıf yok. Çünkü onu sildi. Ne yaptı? Sınıf 2 mi? Değil. O zaman sınıf 3. Sınıf 3 mü? Değil. O zaman arkadaşlar geriye tek sınıf kalıyor. 1. Başka yok yani. Tek sınıf olmak zorunda. 1 olmak zorunda mesela. Bu şekilde arkadaşlar one hot encoding yapabiliriz. Hocam mesela ordinal de yaparım. Hani yukarıda yazıyor ama yazsın arkadaşlar. Ben bunu bilgi olarak kalsın. Gelin deneyelim. Baktık. Şimdi ne var burada ordinal encoding yapabileceğimiz arkadaşlar? Bir fit transform yapacağız. Şöyle yapabilirsiniz. Ben ya da şuraya şöyle yapacağım arkadaşlar. From scikit-learn nokta preprocessing import ordinal encoder diyorum arkadaşlar. Sonra bakın şöyle bir kullanım var. Ordinal encoder nesnesini oluşturuyorum ve bunu ordinal encoder'a atıyorum şu sağdaki. Şunu atalım soldakine. Sonra arkadaşlar bu atadığım nesneye fit transform diyorum. Veri setini atıyorum. Sonra arkadaşlar bunu ordinal'e çeviriyor. Ondan sonra işte bunu arkadaşlar istersem böyle altta bir tane de oluşturayım. Yeni bir data frame'i atıp oluşturabilirim. Şimdi çalışacak mı emin değilim. Çalıştı. Bütün hepsini oluşturdu herhalde. Bakın arkadaşlar. Ordinal encoding yaptım ama buna dikkat. Mesela bakın isimleri hepsini değiştirdi. Sıraladı. Cinsiyeti 1-0 yaptı. Passenger ID'yi değiştirdi. Survived 0-1'di zaten. Passenger class'ı 0-2-0-2-0-2 yaptı. Embarkment 0-2 yaptı. 0-1-2'ye çevirdi arkadaşlar. Hepsini ordinal çevirdi ama ordinalde dikkat, ordinal olmayan değişkenleri de değiştirdi. Arkadaşlar. Mesela name'de bir ordinallik yok. Bunu da değiştirdi. Buna dikkat etmek gerekir. Bir de şöyle bir örnek vereceğim. Label encoder dedim ya arkadaşlar. Şu yazdığım kodların hepsinde ordinali silin. Yerine label yazın. Mesela şöyle. Label encoder yazın arkadaşlar. Birebir yani başka bir şey değiştirmenize gerek yok. Ordinal olan her yere label yazıldıktan sonra label encoder'ı da çalıştırabiliriz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Şimdi geldik özellik mühendisliği, eğitim test seti ayrılması, bir de ölçeklendirme işlemleri kaldı arkadaşlar. Son 3 ön işleme hem teori hem pratik gösterimiz nasıl yapıldığına dair. Özellik mühendisliği arkadaşlar bu başlı başına gerçekten bir konu. Yani feature engineering konusu. Feature engineering'i çok iyi yaparsanız modeliniz çok iyi genelleyebilir, çok iyi model çıkabilir, performans artabilir. Hiç yapmazsanız da olur. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Yani yapmak zorunda değilsiniz. Yapmadan da model eğitilir. Ama yaparsanız da işte tam olarak burada sektör devresi de mesela devreye girebilir arkadaşlar. Yeni değişkenler türetmek demek bu feature engineering. Genelde de türetilen arkadaşlar değişkenler sektör bilgisiyle bir araya gelerek
en önemli feature'ları, yani feature importance da en önemli feature'ları elde etmemizi sağlıyorlar. Şimdi yazı üstünden gideyim. Özellik mühendisliği, eğitilen modelin performansını artırmak amacıyla veri setinin özelliklerini arkadaşlar, yani feature'ları, yani değişkenleri üzerinde yapılan işlemlerin bütününe verilen isimdir. Mesela bir şey ekleyebiliriz, bir şey çıkartabiliriz ya da birden fazla değişkeni bir şeylerle çarpıp birbirine ekleyebiliriz. Arkadaşlar bu tarz birleştirmeler olabilir, mutasyonlar da olabilir. Özellik mühendisliği, veri setinden en uygun özelliklerin seçimi, çıkarılması ve dönüştürülmesi ile ham verilerin arkadaşlar modellere uygun hale dönüştürülmesidir. Veri mühendisliğinin, düzeltiyorum, bu da veri mühendisliği değil, özellik mühendisliği olacak. Çünkü data engineering farklı bir konu. O pipeline'larla ilgilenir. Özellik mühendisliğinin kesin ve tek bir yöntemi olmayıp veri mühendisliğine arkadaşlar bağlı bir süreçtir diyebiliriz. Ben size binning örneğini göstereceğim. Birden fazla yöntem var demiştim. Binning arkadaşlar. Bin yani kategorileştirme. Bunları bir yere atacağız, sıkıştıracağız arkadaşlar. Bin işlemi yapacağız. Histogramlarla uğraşanlar bin işlemini bilirler işte. Histogramın kaç parçaya ayrılacağı mesela bin işlemidir. Arkadaşlar bunun için bakın bizim elmas şeyine gittim. Bunu rastgele seçtim. Arkadaşlar buradan işte depth'e bakacağım. Depth ne? Bunun elmasın uzunluğu, büyüklüğü ya da işte kesimi vesaire. Şimdi bunun depth'inin arkadaşlar depth'ini bölmeler ayıracağım. Mesela şuna benzer bu. Yaş var elimde. İşte 1 yaşından 80 yaşına kadar insanlar var. Şöyle diyorum. 1 yaşta 5 yaş arasında bebek. 5 ile 18 arasında çocuk. 18 ile 35 arasında yani 35 diye önemli 40 olsun ya da 50 olsun genç. İşte 50 ile 60 arasında orta yaşlı. 60 ile 70 arasında yaşlı. 70 ile 80 arasında çok yaşlı. Mesela diye kategorize ediyorum arkadaşlar. Binning demek tam olarak bu demek. Bakın şimdi depth'i aldım. Data frame SNS'ten. Q kat diye bir şey var. Kat da var. Q kat da var arkadaşlar. Bunu diyorum ki 5'e böl. Bana 5 bölmeye ayır. Sonra bunu arkadaşlar depth new diye yeni bir değişkene kaydet. Yani şurada depth yazıyor ya veri setinde. Yanına depth new yazacak arkadaşlar. Bakın şimdi yeni değişkenin ilk 100 değerine bakıyorum. Gerçi ilk baştan 5, sondan 5 gösterecek böyle olunca daha güzel. Bakın depth'i 61.5 almış. 5 aralık vardı ya 60.8'de 61.6'yı almış. Mesela bakıyorum arkadaşlar hep aynı değerlerde 57.5 mesela bunu bir alt segmente almış. 42.9'la yani 43'te 60.80 arasını almış. Toplamda 5 tane 5'e böldü. Yani bir cetvel vardı. Cetveli 5'e böldüm. 5 farklı bölgem oluştu. Bunu arkadaşlar değerleri biz de seçebiliriz. Aralığı biz de seçebiliriz. Ya da bunu 5 değil 10'da yapabiliriz. Peki hocam. Bakın size bir veri görselleştirme yöntemi daha göstereyim arkadaşlar. Matplotlib yani plot.show oradan geliyor. Inline dedim. İçeri al dedim. Countplot dedim arkadaşlar. Şeyi bastır. Biz kategorik değişkenleri countplot yani frekans sayısına bakarız. Şu şeyi çekelim bir dahakine. Legend'ı. Şimdi arkadaşlar X'i seçtim. Depth new. Yeni yaptığım değişken. X. Hue diye bir şey var. Hue'yu koymasam da olur. Ama hue'yu koyarsam bakın sıralar. Renge göre sıralar arkadaşlar. Bunu koymasam da yine çalışır. Ama bakın ne yaptı? Bunu kırdı. Alt kırılımlığını görüyorum. Neye göre? Renge göre. Neyin rengi? Elmasın rengi. Ne vardı? D vardı. E vardı. D en iyisi. En parlak beyazı. En şeffafı. J mesela en kötüsü. Yani içinde böyle rengi sarı gibi arkadaşlar. Diğeri parlak böyle D rengi. Öyle düşünebilirsiniz. Bakın böyle kendi içinde böyle frekanslarını gösteriyor. 43'te 60.8 arası derinlik. 60.8'de 61.6. Bakın alt aralıklar açık, üst aralıklar kapalı. 5 tane arkadaşlar toplamda depth aralığı varmış. 42.3'ten 79'a kadar gidiyor. Bakın her aralıktaki alt kırılımları da görüyoruz. Hue color değil arkadaşlar. Clarity de seçebilirdim. Grup bayın aslında güzelliği bu. Bakın berraklığa göre bunları ayırdı. En mesela arkadaşlar if en azmış.
Görmüş olduğunuz gibi SI mesela çok yüksek, SI 2 çok yüksek yine arkadaşlar. Buna göre de böyle belirledik. Bunu da böylece hem veri görselleştirme olarak gördük arkadaşlar, hem de bakın nasıl ayırdığını, binlediğini gördük yani. Mesela bir binning işlemi yeni bir değişken getirdi. Böyle bir değişken yoktu. Depth vardı. Artık depth new var. İşte yaşlı, orta yaşlı ya da işte yüksek, çok yüksek gibi arkadaşlar değişken geldi. Yeni değişkenlerle modelimin performansını arttırıyorum. Arttırabilirim. Bunu Feature Importance'da deneyip görmek lazım. Özelliğin önem derecesini arkadaşlar. Şimdi geldik test train split'e. Olmazsa olmaz bir konudur arkadaşlar. Aslında bunu makine öğrenmesi temellerinde çapraz doğrulama var. Orada cross validation'da detaylı ele alacağım. Burada holdout'tan bahsediyorum arkadaşlar. Orada işte cross validation'dan bahsedeceğim. Genelde hep bunu hep kullanırız. Ne demektir hocam bu? Şimdi biz bütün veri setini elimizde diyelim 25 bin veri var. Hepsini de modele getirsek modeli neyle test edeceğiz? Başka veri yok elimizde. Mecburen arkadaşlar test setini bir kısmını eğitime, yine test setinin bir kısmını arkadaşlar teste, yani veri setinin bir kısmını teste ayırmamız gerekiyor. Eğitim seti büyük olur, test seti küçük olur arkadaşlar ki eğitim setiyle modeli daha iyi eğitelim yani. Ne kadar fazla veri varsa o kadar iyidir. Ama test setiyle çok çok küçük olursa, mesela %5'e 95'e olursa bu sefer test edemeyiz. Genelde arkadaşlar bunu hep 80'e 20 bölündüğünü görebilirsiniz test ve eğitim setinde. Haberiniz olsun. Yani bunun defaktosu yoktur ama genelde 80'e 20 görülür. İşte makalede, şurada, burada, çalışmalarda arkadaşlar, notebooklarda görürsünüz. Model Selection diye bir kısım var Scikit-Learn'de. Buradan Import Train Test Split diyorsunuz arkadaşlar. Bunu direkt indirin. Sakın uğraşmayın. Şimdi burada XG'yi seçmem lazım. Benim. X ne? Benim arkadaşlar modelleyeceğim değişkenler. Yani bağımsız değişkenler. Y ne? Bağımlı değişken. Yani modellenecek değişken. Bunlar da arkadaşlar girdileri. Yani fonksiyonun x'i, bu da fonksiyonun y'si gibi düşünebilirsiniz. X, y'yi seçtim. Burada elmas ne arkadaşlar? Ben bütün hepsini girip price'ı, yani elmasın fiyatını tahmin eden bir model oluşturuyorum demek bu. Tam olarak o demek arkadaşlar. Bakın şimdi y'ye bakalım. Price zaten. Bakın fiyatlar geldi işte. 326 dolar şu. X'e bakalım arkadaşlar. Burada da diğer bağımsız değişkenler. İşte karat, kat, kesim, color. Depth diyeyim de var mesela işin içerisinde arkadaşlar. Şimdi direkt train test split'te yukarı çağırdık ya. Bunu arkadaşlar burada kod yazacağız. Bunun 4 tane çıktısı var. Y test, Y train, X test, X train. Yani hem target değişkeni, hedef değişkeni bölüyor train testte, hem de arkadaşlar bağımsız değişkenleri X'i test train diye bölüyor. Ne alıyor içine? X giriyorsunuz. Y'ye giriyorsunuz. Test size, yani %80'e 20 dedim ya, 0,2 girersen 80'e 20 böler, 0,3 girersen 30'a 70 böler. Arkadaşlar random state 42 var. Bu 42'nin ne olduğunu girmeyeceğim. Otostopçunun garaj rehberinde söylüyor 42'nin ne olduğunu kitapta. Böyle bir sayı arkadaşlar. Dünyanın anlamı olduğunu söylüyor bu 42'nin. Random state de bu şu demek. Bunu ben rastsal olarak aslında bu elemanları seçiyorum. %20'yi nasıl seçeceğim? İlk baştan seçersem olmaz. O zaman bias olabilir, kayma olabilir. Bias'a yarın geleceğiz. Bir sonraki dersimizde geleceğiz. Bias kayma olabilir arkadaşlar. Ya da yanlılık olabilir. İşte o zaman ben rastgele seçeceğim bu %20'yi ya da %80'i. İşte arkadaşlar bunun için bu rastgeleri bir sayıya bağlıyorum, 42'ye. Her 42 yazdığımda buraya aynı test setini seçebileyim. Böylece her bilgisayarda her durumda aynı çalışsın diye. Hemen arkadaşlar shape'lere bakıyoruz. Bakın. X train arkadaşlar 43.000 veri var. 10 değişken X teste bakıyorum. 10.000 veri var arkadaşlar. 80'e 20 bakın. 4 veri burada, 1 birim burada. Hemen Y train shape'e bakıyorum. Bakın 43.000 veri var. Target hedef değişkende. Y testler arkadaşlar 10.788 olması gerekir. Bakın bunu da gördük. Yani demek ki benim 50.000 53 bin, 54 bin verim vardı. 54 bin veriyi 43 bine 10 bin diye böldü arkadaşlar. %70, %80 şeklinde. Böldük ve son ön işleme konumuz olan arkadaşlar ölçeklendirmeye, yani scaling konusuna geldik. Ölçeklendirme biraz, yani ben 4 tanesini ele aldım gerçi. Hemen öncesine yer veriyorum arkadaşlar. Ne demek hocam ölçeklendirme?
her zaman gerek var mı ya da üzerinde konuşmaya değer. Bu sıra önemli dedim arkadaşlar. Bakın dikkat. Eğitim test setini ayırdıktan sonra ölçeklendirme yapmanız lazım. Tekrar söylüyorum. Bu sıra önemli. Eğitim test setini yaptıktan sonra ölçeklendirme yapmanız lazım. Birçok insan bunu yanlış yapıyor. Başta ölçeklendiriyoruz. En son test train diye ayrılıyor. Olmaz arkadaşlar. Bu sefer ölçeklendirirseniz test verisinin ortalama değeri ve varyansı gibi değerleri de arkadaşlar eğitim setinin içine girer. O zaman eğitim setinde test setini öğrenmiş olur. Kesinlikle test setini önceden hiçbir şekilde görmemesi lazım. Test setini görmemesi demek tek tek elemanları görmemesi demek değil. Test setinin özelliklerini de görmemesi lazım arkadaşlar. Burada ciddi bir yanlış var. Bu Hands-on Experience Machine Learning kitabında direkt bununla ilgili bu tarz bölümler bile var arkadaşlar. Yani aslında oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu. Tekrar dikkat. Şimdi söylüyorum. Veri setindeki değişkenler birbirlerinden farklı ölçeklerde, yani farklı boyutlarda arkadaşlar. Yani kıyaslanamaz seviyededir. Mesela bir düşük voltaj devresi düşünün. 0 ile 1 voltu ölçüyor. Ya da bilgisayar 0 ile 5 voltu ölçüyor. Ama gidiyorsunuz arkadaşlar, santrali ölçüyorsunuz. 10.000 volt, 20.000 volt var. Ya biri 0.5 volt, birisi 20.000 volt. Yani bunu nasıl kıyaslayacağım? Makine öğrenmesi algoritması buna bakar, der ki bu 20.000 çok önemli, diğerler 5 önemsiz. Ama oysa ki o 5 20.000'i kontrol ediyor. Belki 5 daha önemli. Yani bunu bilemeyiz. Dolayısıyla arkadaşlar o kıyaslanamaz seviyeleri birbirleriyle kıyaslanabilir seviyelere indirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani ölçeklendirme ile tüm değişkenleri özelliklerini kaybetmeden benzer bir aralık içerisine almaya çalışıyoruz arkadaşlar diyebiliriz ölçeklendirmede. Böylece tüm değişkenler ne oluyor? Hepsi kıyaslanabilir hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Birden fazla ölçeklendirme yöntemi var. En çok kullanılan, belki de yani burada eklenecek bir şey var mı bilmiyorum. Min-max scaling, yani ölçeklendirme. Normalization, yani normalleştirme. Standartlaştırma, normalleştirmenin bir alt dalı sayılabilir. Bir de arkadaşlar gürbüz, yani robust scaling var. Gürbüz ölçeklendirme. Şimdi hiç kullanmadığımız bir veri setini seçelim. URL, yani web sitesinde ne vardı? Mesela Arjantin hiç altın almamış. Bir gümüş, iki bronz toplamışlar, madalya almış. Tokyo Olimpiyatları madalya listesi arkadaşlar. Şimdi size hemen şöyle bir şey atayım. Resim atayım arkadaşlar. Tamam. Bakın, ölçeklendirme formülü budur. Bu veri setindeki en yüksek x max'ı bulursun, yani en yüksek değeri bulursun, en küçük değeri bulursun arkadaşlar. Bu sana yeter. Şu anki değerler mesela toplam 3 ya, ortalaması mesela şey, en küçük değeri 0 olsun. 3'ten 0'ı çıkartıyorsun. Şu anki değerden 0'ı çıkartırsın. En büyük değer mesela Amerika'da ne var? 120 falan vardı arkadaşlar. 120'den de en küçük değer 0 mesela, onu çıkartırsın. X max eksi x min range'dir aslında. Bizim uzunluğumuzu, menzilimizi verir. Değerden minimumu çıkartırsın. Bunu arkadaşlar maksimumdan minimuma bölersin. Böyle şu an sen bu değişkeni arkadaşlar 0 ile 1 arasına aktarmış oldun. Hocam peki başka bir şey aktaramaz mıyım? Başka bir şey de mesela 1 ile 5 arasını da aktarabilirsin. 1 ile 2'yi de aktarabilirsin. Fark etmez. Bu sana kalmış ama onun default değeri arkadaşlar bu şekildedir. Hocam onu nasıl kullanırız? Bakın şöyle arkadaşlar. From cyclic4.preprocessing'den import minmax scaler. Bunu hatırlayın. Minmax'ı değiştireceksen mesela robust yazacaksın mesela. Normalizer yazacaksın ya da standard scaler yazacaksın. Bu hep aynı kalacak. Sadece ele aldığın şey değişecek. Yöntem. Bir tane arkadaşlar scaler objesi nesnesi oluşturdun. Bunu veriyle fit transform dedin. Veriye attın arkadaşlar bunu. Niye arkadaşlar birden biri almadım, birden sonrasını? Çünkü bakın birde nümerik değişken yok. Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Avusturya gibi kategoriler var ve kardinal kategori aslında bunlar. Böylece de size vermiş olduğum, daha önce bir ödevi de söylemiş oldum, kardinal kategori diye bir araştırın arkadaşlar. Bunu attım, sadece sayısal değerleri aldım. Yani gold, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya ve toplam madalyayı aldım. Sonra arkadaşlar bunu scale ettim. Bu ettiğim scale'i arkadaşlar team'i düşürdüğüm içerisinden
Niye düşürdüm? Çünkü ismi yok. Scale ettikten sonra sıfırlarda birlerden oluşuyor. 0-1 bir aralıktan oluşuyor arkadaşlar. İsmi yok. İsmini attım. Ve bu ettiğim scaling çıkışı arkadaşlar şey değil. Değer olduğu için bu bir data frame değil. Bunu tekrar data frame'e çevirdim. Ve arkadaşlar ilk 5 değeri bastırdım. Bakın anını hızlıca verdi bana. Ne yazıyordu? Gold 0'dı. Mesela Avustralya'nın goldu 17. Bakın 0.43'müş. 0 ile 1 arasını arkadaşlar hepsini map etti yani attı. Toplam mesela madalyası 46'ymış Avustralya'nın. Bakın 0.40. Yani 0.4 oldu. 0 ile 1 arasında 0.4'e denk geldi. %40 gibi bir şey. Öyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi min max'ı yaptıktan sonra şeye geçelim. Normalization'a, yani normalizer yapalım. Aslında arkadaşlar normalization'da min max neredeyse aynıdır. Formülde bir tek şuraya x minimum yerine x min yani ortalama değer yazılır. Yani ben bunun formülünü şuraya attım. Bakın geldi. X eksi mu yani ortalama değer böyle arkadaşlar max eksi min. Şunda birebir aynı. Bir tek şurada min yerine mean yani ortalama yazılır. Burada minimum değer vardır arkadaşlar. Normalleştirir veriyi. Yani bu veriyi çizdiğimizde arkadaşlar bir Gauss eğrisine benzeyen bir eğri çıkmasını bekleriz burada. Hepsi aynı yukarıdaki kodda. Min max scaler yerine normalizer yazdık arkadaşlar. Scaler'ı normalizer'ın nesnesinden oluşturduk. Fit transform dedik. Bunların hepsi aynı. Hiçbir değişmedi. Data frame oluşturduk. Ve ilk 5'ini bas dedik. Bakın. 0, 0.3, 0.4, 0.8, 0.8 diye arkadaşlar. Bunu sıkıştırdı. Sıkıştırma yöntemi dediğim gibi hani Gauss eğrisi yani çan eğrisine göre sıkıştırdı arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Bu bence normalleştirmenin bir alt dalı aslında. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Standartlaştırma. Yani bu Gauss'u öyle bir sıkıştırıyorum ki ortalaması 0, varyansı da 1 olsun. Standart sapması 1 olsun arkadaşlar. Zaten standart sapması 1 ise varyansı da 1'dir. Ama bu sigma, standart sapma demek mu arkadaşlar. Ortalama demek bütün değerden ortalama değeri çıkartıp bunu standart sapmasına bölüyorum. Böylece standartlaştırmış oluyorum. Eğer bunu çizersem arkadaşlar ortalaması 0'da varyansı 1 olan bir şey göreceğim. Veri göreceğim arkadaşlar. Bakın buraya yazdım 0 min yani 0 ortalı bir standart sapmalı bir arkadaşlar veri. Gide hocam burada eksi değer geldi. Bir takımın madalyası nasıl eksi olabilir? Yani bakın totali eksi. Arkadaşlar çünkü bu simetrik dağılım, çan eğrisi dağılımı hatırlayın. Ortası 0'sa sağ tarafındakiler artı, sol tarafındakiler eksi olacaktır simetri olduğu için. Burada eksi yazması demek o kişinin eksi madalya aldığı anlamına gelmez. Arkadaşlar onu da tekrar söylemiş olayım. Ve son olarak geriye Rubas scaler'ımız kaldı. Arkadaşlar Rubas gürbüz demek Türkçe'ye. Yani gürbüz olunca outlier'lardan çok etkilenmiyor. Bu yüzden Rubas denildi arkadaşlar. Bunun da sebebi şu. Min değil. Bakın şurada normalizasyonda ortalama değeri aldık ya mu'yu. Aritmetik ortalamayı. Arkadaşlar burada medyanı alıyoruz. Ortancayı aldık. Burada max'la min'i almıştık. Burada arkadaşlar EQR'ı aldık. Yani Q3'ten Q1'ü çıkarttık. Yani aslında çok çok mantıklı. Bence bir arkadaşlar scaling türü. Ölçeklendirme türü. Rubas scaler arkadaşlar. Niye kullanılır? Outlier'a daha dirençlidir. Çünkü ortalama yoktur. Aritmetik ortalama yerine median vardır. Her kod aynı. Sadece şurada Rubas yazdık. Arkadaşlar bakın. Yine eksiler ve artılar arasında bir değer geldi arkadaşlar. Mesela 5'e kadar çıkmış. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki değerler. Bu daha gürbüzdür denir arkadaşlar. Böylece ben veri ön işlemenin arkadaşlar sonuna geldim. Bu konuyu bitirmiş olduk.